Cumhurbaşkanı'nın A takımında olmak zor muydu? Yani o enkazı devralan ekiptesiniz. 50 sene demir yollarına doğru dürüst yatırım yapılmamış. Atatürk'ten sonra demir yolları bırakılmış. Buraya gelsin dünya, görsün depremle ilgili. Erzincan'a bunun etkisi ne olur? Birisi İstanbul'da, birisi de Erzincan'da şu anda. Traktörünü alan dört yola iniyordu. Bu beni çok üzüyordu yani. Erzincan'da böyle bir şey olmaması lazım. Sulama ücretlerinin yarısını devlet karşılıyor. Kapatamayacağına göre yatırım yapıyor. Çok iddialı. Ekin, bütün tarlaları ekin. Anketler ne gösteriyor? Bunu ilk defa mı söylüyorsunuz? İlk defa söylüyorum. Nüfusa oranla en iyisi olacak. Hayal gibi duruyor ama. Daha hayalini yani. Söyleyeyim. Kimse kıskanmasın Erzincan. Süleyman Bey, bugün sizin misafirinizdiz. Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi, Allah'a şükür. Seçim çalışmalarına başladık. Hızla devam ediyoruz. Anketler ne gösteriyor? Biz birinci partiyiz. Daha da oylarımızı artırmak istiyoruz. Erzincan iki dönem üst üste sadece AK Parti milletvekillerini meclise gönderdi. Onun için bu dönemde ne diyorlar abi? Heveslerini, tulum çıkarma mı diyorlar? Tulum çıkardı, evet. Dolayısıyla bu dönemde inşallah iki milletvekiliyle birlikte Ankara'ya gitmek istiyoruz. Onun için çok çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımıza kendimizi ve de ülkemizin durumunu anlatmaya çalışıyoruz. Karşınızda bu sefer popüler bir aday var. Evet, Sayın Sarıgül var. Mustafa Sarıgül var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Saadet Partisi destek veriyor bildiğim kadarıyla. Ama siz buna rağmen 2'de 2 yapmayı hedefliyorsunuz. Hedefliyoruz, hedefimiz o. Olacak gibi mi? Elbette. Biz inanıyoruz yani. Çünkü çok burada büyük bir burada biz bizeyiz. Çok büyük bir fark yok. Ülkemizin durumunu ve projelerin devamı için ikisinde AK Parti'den kazanalım ve çok güzel projelerimiz var. Onları bitirmek istiyoruz bu dönem. Yani bizim zamanımızda gençlerin böyle bir üniversitesi yoktu. Dolayısıyla biz ortaokul çağlarında ya da lise çağlarında mecburen daha Dövete büyük gittiniz. Şehirlere gitmek zorundaydık. Biz İstanbul'a gittik. Sizin tahsiliniz mühendislik değil mi? Ben evet, İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Makine Mühendisiyim. Evet. Sonra doktora çalışmaları yaptım. Sonra o üniversitede sizin akademik tarafınız da var. Öğretim görevlisi oldum, evet. Ama o kadar detayını bilmiyordum. Sonra ben üniversiteden YÖK kanunu çıkınca ayrılmak durumunda kaldım. Çünkü neydi o ekonomik kanun? YÖK kanununda işte üniversitede çalışan asistanların ücretleri biraz düştü. Hmm. Yani o zaman özel sektör mühendisleri iyi para verirdi. Ben de otomotiv sektörüne geçtim. 10 yıl otomotiv sektöründe çalıştım. O zamanlar üniversitedeki asistan ücretinin 10 misli olunca biz de özel sektöre geçtik. Hmm. Bu 90 krizi biraz ülkeyi vurdu, Körfez Harbi. Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca biz Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'la birlikte belediyeye hizmete koştuk. Siz de o ekipte var mısınız? 94'te. Evet, ben Sayın Binali Yıldırım'ın sınıf arkadaşıyım. O şeyi biliyorum da hani tabii. Belediye Başkanı döneminde İETT Genel Müdürü, evet. Yani o enkazı devralan ekiptesiniz. O enkazı evet, çok güzel. O enkazı devralan ekipteyiz ve İstanbul Belediyesi'ni hakikaten belirli bir yere getiren ekibin içinde Erzincanlılar da vardı. Hem evet. Binali Yıldırım Deniz Otobüslerinde, biz İETT Genel Müdürlüğü'nde başka arkadaşlar da vardı. Gerçekten o zaman tam bir enkazdı yani. İşte çöplerle sıkıntılı, ulaşım sıkıntılı, her şeyin sıkıntılı olduğu bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız oraya belediye başkanı olunca evet. Biz daha önceden de tanışıyorduk. Binali Bey de bizde. Siz İstanbulluları ilk klimalı otobüslerle tanıştıran ekipsiniz. Hem ilk klimalı otobüslerle tanıştı, hem de ilk defa Türkiye'de İETT otobüsleri reklam aldı ya, reklamlı otobüsler. Bazen çocuklar çok söylendi o zaman, ben muzlu otobüse bineceğim, ben çilekli otobüse bineceğim gibi. Otobüslerde açık hava reklamcılığını biz getirdik. O da ekstra gelir getirdi. Bir de bu şimdi görüyorsunuz, şeffaf duraklar var bütün illerde. Çok modern duraklar. İlk defa İstanbul'da ben İETT Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısıyım ve o projede ben çok çalıştım. Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın isteği üzerine ilk defa İstanbul'da Etiler'den başlayan camlı duraklar bir de kurdu. Etiler'den başladınız. Etiler'den başladım. Cumhurbaşkanı A takımında olmak zor muydu? Çok güzeldi ama tabii zor yanları da vardı. Çok güzeldi yani. Mesela her işi en mükemmel isterdi. Yani her işi en mükemmel olsun isterdi. Bir dönem geçirdiniz Erzincan'da. Ya şunu iyi ki yaptık veya şunu yapamadık, iki soru sormuş olayım. Veya
şunları şunları da yapacağız Taha Bey. Hadi 3 soru olsun. Biriyle başlayalım. Şunu, elbette iyi ki yaptık projelerimizin içerisinde. Ben en önemlisi Erzincan'da önce bir SWOT analizi yaptık. Yani fizibilite gibi SWOT analizi ve Erzincan her dönemde işte şunu mu yapsak gelişir, bunu mu yapsak gelişirin yerine tarım, hayvancılık, tarım ve hayvancılığa bağlı sanayi ve turizmle kalkınır kararı verildi. Bu daha önce de vardı ama bu 5 sene önce tam karar verdik. Öyleyse tarım ve hayvancılığı geliştirmek için projeler yapmamız lazım. Bunların başında ne gelir? Sulama. Erzincan'da sulama problemleri had safhadaydı. Hatta sulama yapamayan çiftçiler ekiyor tarlasını, bazen elektrik faturalarını ödeyemediği için, sistem yok değil, proje var ama elektrik faturalarını ödeyemediği için elektrikler kesiliyor, sular gelmiyor, tarla kurumaya başlayınca traktörünü alan dört yola iniyordu. Ya bizim suyumuzu bağlayın yoksa biz burayı terk etmeyeceğiz. Bu beni çok üzüyordu yani. Tabii bu problemler burada çözülecek problemler değil, Ankara'da. Gittik Enerji Bakanımıza, Tarım Bakanımıza konuları anlattık. Böyle böyle yani biz tarlalarımızı sulamazsak Erzincan'da böyle bir şey olmaması lazım. Erzincan'ın problemlerini her zaman kendine dert edinen, bu toprakların yetiştirdiği hepimizin abisi, Erzincan'ın da abisi, böyle Erzincan deyince hemen gözleri yaşaran başbakanımız var. Evet, başbakanımız var. Ona sağ olsun, o bakanlarla görüştü, biz tekrar gittik, çalıştık ve Türkiye'de sadece Erzincan'da sulama birliklerinin işini il özel idareye devrettik. Böylece güçlü bir yönetim oldu ve elektrikler hiç kesilmedi, yetmedi. Biz pompaları yeniledik, regülatörü yeniledik. Fırat'ın tüm suyunu Erzincan Ovası'na döndürecek tedbirler aldık geçen seneler. Bu sene hiç sıkıntımız yoktur. Hatta bundan 2 ay önce kuraklık riski olduğu için ülkede biz gene de çiftçilere dedik ki ya başbakanımız da diyor biz de diyoruz ekin, bütün tarlaları ekin, cumhurbaşkanımız da ekilemeyen yer kalmasın. Geçen sene de cesaret verdik, bu sene de Allah'a şükür her taraf ekildi, sulama sistemlerimiz çalışıyor ama elektrik pahalı. Onu da gittik çalışmalar yaptık, sadece Erzincan değil bütün Türkiye, bu sulama ücretlerinin yarısını devlet karşılıyor. Dün çıktı, evet, dün evvelsün çıktı. Dolayısıyla bu sulama projeleri, bir baraj yaptırdık, Turnaçayır Barajı bitti, su tuttuk, bir de Ballı Barajı yaptırıyoruz. Bizim en büyük projemiz bu. Yani tarımı geliştirmek, hayvancılığı geliştirmek için suyu getirdiniz, elektriğin yarısını verdiniz. Getirmeye devam ediyoruz. Gerisi artık ekip biçmeye kalıyor. Evet, ekip biçmeye gerisini devam ediyor. Şu anda barajlarımız yapılıyor. İkincisi de bizim şehrimiz biraz nüfus olarak küçük olduğu için hastanelerimizde sıkıntılar vardı. Önce ek hastane yapıldı. Şu anda olan hastane bir ek bina yapıldı. 500 yatağa çıktı orası. Pandeminin başlangıcında tam da 10 gün kala o hastane açıldı. 10 gün sonra pandemi çıktı. Ne şans ama. Çok şans. Türkiye'yi şehir hastaneleri kurtardı. Bizi de bu ek bina. Ama yetmez dedik. Dört yola bir hastane inşaatı başlattık. Türkiye'de yeni başlayan projeler biraz ertelendi, eskileri bitiren diye Erzincan'da hastane ertelenmedi. Ve şimdi Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hasta yatak sayısı belki inşallah birinci olacak. Aha. Hedefimiz şu, nüfusa oranla en iyisi olacak. Hiçbir hastamız dışarı gitmesin, bütün hastalarımız Erzincan'da tedavi olsun. Projeleri buna göre üretiyoruz. Evet. Hastane yapıyoruz, sağlık ocağı yapıyoruz, çünkü işte yaşam merkezi yapıyoruz. Sonuçta şehir dışına yani ailesi gidiyor. Çok zor. Yani hele hakikaten çok zor. Bazı doktorlarımız eksik, onları tamamlıyoruz. Üçüncüsü de bu üniversiteyle ilgili çok çalışma yapıyoruz. Bu üniversitenin gelişmesi Erzincan'ın gelişmesiyle de paralel. İkisi birbirine paralel gidiyor. Bir vakfı var buranın. O büyük bir yaşam merkezi kuruyoruz, yani inşaatı devam ediyor. O yaşam merkezinin geliri de üniversiteye gelecek. Hedefimiz şu, en iyi hocalar buraya gelsin, en iyi doktorlar buraya gelsin ve üniversitemizde öğrenci sayısı artsın. Bizim büyüklükteki illerin içerisinde öğrenci sayısı en yüksek olan okul bizim üniversite. Ama asıl bir konuyla ilgili çok uğraştık. Deprem olmadan önce, Erzincan depremle anılıyordu bugüne kadar. Gene de depremle ilgili sıkıntı var ama biz deprem bölgesidir diye çok konuşmuyorduk geçmişte. Hani çok depremi hatırlatmayalım, oldu geçti inşallah gibi. Ama şimdi bu asrın felaketi olduktan sonra
50 bin kişi kaybettikten sonraki rahmet diliyorum. Tamam, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bir ay orada çalıştık valimiz. Yok, biz. İlk gidişiniz? İlk gün. İlk gün oraya gittik. Bir ay boyunca oradaydınız. Bir ay boyu orada çalıştık. İlk gün gittim. Depremin en sıcak saatlerinde oradaydım. Hatay'a gittim. Hatay'a gittim. Bütün milletvekilleri deprem bölgesine gitti. Merkezin yanında bir de ilçede görevlendirildi. Bir ay birlikte çalıştık oradaki bütün yetkililerle birlikte. Erzincan'daki hazırlıklar. Burada bir enstitü kuruldu. Deprem enstitü. Birisi İstanbul'da, birisi de Erzincan'da şu anda. Hala iddia ediyoruz. Erzincan depremle birlikte yaşayan en dayanıklı kent. İddiamız bu. Çok iddialı. Ama bunu daha da iyileştirerek bu depremle en kuşkusuz, korkusuz yaşayan şehir nereki acaba deyip buraya gelsin dünya, görsün depremle ilgili. Onun için enstitü şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Bir komisyon kurduk, bütün binaları inceleteceğiz. Varsa sıkıntı, kentsel dönüşüm projeleriyle bunları yapmak istiyoruz. Şu anda da kentsel dönüşüme hükümetimiz çok büyük destekler yarısı veriyor. Yarısı bizden kampanyası. Olsun, yarısı bizden, yarısı vatandaştan. İnşallah bunları toparlayacağız ve biz Erzincan'ı depremle birlikte en rahat yaşayan kent haline getirmek istiyoruz. Elbette şu anda vatandaşımızın en büyük sıkıntısı biliyorsunuz konut, kiralar. Kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz. Erzincan'da da inşallah şu ana kadar 13.500 civarında konut yapıldı ama yetmez. Bu dönem 5.000 daha konut. Biraz önce bir daha görüştüm bu doğru rakam mı diye TOKİ ile. Evet, 5.000 konut daha yapacağız ama kentsel dönüşümle birlikte. Bu artacak, azalmayacak. Bunu ilk defa mı söylüyorsunuz burada? İlk defa söylüyoruz. Evet. Bize özel oldu bu biraz. Projelerimizin içerisinde Vaskirt Deresi diye adlandırdığımız millet bahçesi yapıyoruz. 140 milyon lira ihale ettik, başlıyoruz. Bir kısmı yapılmıştı. Beytahtı diye bir yer var. Orayı da yapmaya başladık. İnşallah ikisini birleştireceğiz. Rafting buradan başlayıp ta Kemah, İliç, o Fırat Nehri boyunca rafting, kano, su sporlarını buraya getirecek. Çok büyük doğa sporları projelerimiz var. Ergan Dağı Kayak Merkezi. Bunun özelliği Erzincan'a 10 kilometre. Havalandan indiğiniz 10 kilometre sonra kayak merkezindesiniz. Ama tabii otelinin olmaması biraz kayakçıların günübirliğe zorluyor. Burada bir tartışma da var işin açığı. Yani acaba kayak merkezlerinde mi olsa oteller, şehrin merkezinden gidip gelinebilir mi? Ama vatandaşlar daha çok orada olsun istiyorlar. Ayrıca da bu yüksek irtifalı sporcu kampı olarak da yapılıyor. Böylece takımlar gelip orada hem kamp yapacaklar hem vatandaşlar kayak yapacaklar. Şimdi yapıyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı yapıyor bu oteli. Daha sonra inşallah bu gelişince özel sektörde bazı şeyler yapacak. Bizim Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin en önemli özelliği 12 kilometre kayabiliyorsunuz. Projelerimizin içerisinde Erzincan'da ve ilçelerin büyük bir kısmında var ama olmayan ilçelerde parti programında var, hükümetin kararında var. Gitmeyen ilçelere ve mahallelere de doğalgaz götüreceğiz. Bunlar sadece Kemaliye ve Otlukbeli'nde yok. Oralara da götüreceğiz. Böylece bütün ilçelerimizde doğalgaz olacak, %100 olacak. Erzincan'ın ekonomisini daha iyileştirmek, ulaşımı konforlu hale getirmek için Kızıldağ Tüneli, Sakal Tutan Tüneli bunlar kış aylarında daha çok birazcık ulaşımı zorlaştıran kesimler ve Ahmediye tünellerinin yapımı programı alındı, yapımına başlanacak bu dönem. Erzincan-Kemah-Iliç yolu yapılacak. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan duble yol da buradan geçiyor. Erzincan, Refah'a, İliç, Kemaliye yolu da inşallah bu dönem bitirmek istiyoruz. Evet, hızlı trene gelelim isterseniz. Evet. İki gün önce... Yani Binali Bey buralı, siz buralısınız. Evet. Yüksek hızlı trenin buradan gelmesi lazım. Şimdi yüksek hızlı tren gerçekten biz üniversitede, ta liselerde okurken herkes Ankara-İstanbul yüksek hızlı treni konuştu. 50 sene konuştuk biz bunu, evet. 50 sene. Rahmetli Erbakan'ın projesinde var. Ben okudum hepsini. Sayın Rahmetli Demirel'in. Demirel Japonya'ya gidiyor, hızlı tren getirecek diyorlar falan. AK Parti iktidara geldiğinde Ulaştırma Bakanımız Binali Bey olunca bu projeler İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çok konuşulduğu için hemen Cumhurbaşkanımızın ki o zaman Başbakan'ın talimatıyla biz hızlı tren projelerine başladık. Bana orada bir görev verdiler. Dediler ki demir yolları şöyle bir kuruluştu. Sürekli zarar eden personel psikolojisi, ilgilenilmeyen, ne olduğunu çok bilinmeyen bir kuruluş.
Ve ben hükümet bakanlar kurulu toplantısında bir briefing verdim. Dedim ki demir yollarını bugün yeniden yapmak istesek 100 milyar dolar hesabını yaptık. 100 milyar dolar vermeliyiz ki bu demir yollarını yeniden yapalım. Bunlar ne biliyor musunuz? Haydarpaşası var, Basmanesi var, Alsancağı, bunların hepsi para. Demir yolları şu anda verimli çalışmıyor. Ya yatırım yap ya kapat. Kapatamayacağına göre yatırım yap. Eğer yatırım yaparsanız Ankara-İstanbul 3 saat, Ankara-Sivas 2 saat, Ankara-İzmir 3 saat, Ankara-Bursa 2 saat, Ankara-Konya 1,5 saat, Eskişehir 1,5 saat siz falan. Siz söyledikçe gözler açılıyor. Ben söyledikçe bu kadar. Şimdi biz o zaman sadece Ankara-İstanbul'u yapabilir miyiz derken bir adam geldi. Bakanından güç alarak her yeri söylüyor. Sivas, hızlı tren, Sivas, Erzincan, öyle bir şey. Hayali bile çok zor olan bir şey. Ben bir anket yaptım o zaman, yaptırdım. Hızlı tren Türkiye yapabilir mi hızlı tren hattı sorusuna halkın %80'i hayır, %20'si evet diyor. Güven inanmıyor. Peki demir yolcuların kaçta kaçtı? %90'ı olmaz diyor. Çünkü bu haliyle o kadar şey bunu ki. Niye diyorsunuz? 50 sene demir yollarına doğru dürüst yatırım yapılmamış. Atatürk'ten sonra demir yolları bırakılmış yani kendi haline bırakılmış. Ulu Önder Atatürk zamanında demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan mısraları gerçekten doğru. Ama biz bir fark oluşturduk hızlı trenlerle ördük örüyoruz öreceğiz. Evvelsün gittik hızlı tren açılışına. Tren beni görünce çok sevindi. Ben bazen diyorum da tren beni sever, ben de treni. Bu nasıl bir şey falan ya, sabahleyin erkenden kalkıp rayları öpmüyorum yani. Ben trenin gelişmesini istiyorum. O da geliştikçe böyle süzülerek gidince hoşuma gidiyor. Tren neyse Sivas'a geldi. Sivaslılar ne heyecanı, harikaydı yani. Gerçekten müthiş bir heyecan vardı. Sabah yani 5'teydi miting. 7'de ancak Yozgat'ta Kırıkkale'de miting yaptı da geç kaldık ama hiçbir Sivaslı ting alanını ya da o tören alanını terk etmedi. Havalimanı hızlı açılışı tren gibiydi yani. Havalimanı hiç. Hızlı tren değişik bir şey. Yolculuğu rahat sloganımız tren hürriyettir. Trende yolculuk demek ya gez, kitap oku, evet. Telefon et. Yani rahat diyor. 10 dakika kala git kara. Ve şimdi diyoruz ki sloganımız şu, tren Sivas'a geldi Allah'a şükür Erzincan'a da gelecek. İhalesini bir bölümünü yaptık. Bir bölümünü yaptık en kısa zamanda. Söz vermiştik bu dönem ama pandemi bizi biraz yavaşlattı. Trenden hiç vazgeçmedik. Sadece biraz yavaşladı. Bu dönem inşallah hızlı treni getirmek istiyoruz. Yani bu dönemde 2023-2028 dönemi yani içerisinde yetiştirmek istiyoruz. Bütün hedefimiz bu. Şartlar olgunlaşırsa, bütçe ayrılırsa, çalışmalar başlarsa tabii, yetişir mi? Yetişir tabii. Yani bunun bedeli 2 milyar dolar ya da 2,5 milyar dolar kesin. Erzincan'a kesinlikle. Bunun etkisi ne olur? Erzincan'ın hızlı tren olur. Her türlü etkisi olur. Erzurum'a gidecek çünkü. Kars'a gidecek. Evet. Trabzon'a gidecek. Buraya gelecek. Trabzon'a gidecek. Evet. Ve doğu batı Çin'le bak, bütün en büyük proje şu. Pekin'den Londra'ya kesintisiz ağ. Evet. Yani hızlı tren buradan bindiğiniz zaman gelecekte inşallah çok kısa zamanda Pekin'e gideceksiniz. Şimdi tren hayal gibi duruyor ama. Daha hayalini yani. Söyleyeyim. Trenin en önemli özelliği uçaktan hızlı gitme imkanı var. Evet. Nasıl bu? 3000 kilometre bölü saat hızla gidiyor, böyle bir proje var. Yani Londra'dan New York'a 2 saatte gitmek istiyorlar. Hmm. Ama çok pahalı tabii sistem. Bu bir boru içerisinde, okyanusun içinde tren. Hyper'da şeyden, teknoloji. Yani Londra'dan mermi patlatacaklar, içine insanlar oturacaklar. Kapsülde. Evet yani. Peki bu istihdam konusu? Evet yani şimdi bütün bu projelerin sonucunda aslında hedefimiz istihdama daha büyütmek. Mesela hastaneleri yapıyoruz. 2100 kişi inşallah bu yıl içerisinde hastaneye alacağız. Dün biz organize sanayi bölgesinde ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Orada 24 tane yeni fabrika kuruldu. Bunların büyük bir kısmı tekstil sanayiydi. Türkiye'de dünyaya ihraç eden tekstil sanayileri burada kuruldu. Burada da bir inşallah 1500 kişi civarında istihdam olacak. Birçok yerde söyledim, yine söylemek istiyorum. Tavukçuluğun başkenti olacak. Ne demek bu? Sadece Erzincan'da tavuk kesim merkezi var. Öyle mi? Bütün Türkiye genelinde devletin olan sadece Erzincan'da
Tavuk kesim merkezi var. Tavuk yetiştiriciler oraya veriyor ve kesiyor. Burayı, siz çevre şehirlerden de alabilirsiniz. Çevre şehirlerden de alıyoruz. Burayı tavukçuluğu, hem tavukçuluğu geliştireceğiz, hem fabrikayı geliştireceğiz. İnşallah buraya da istihdam sağlayacağız. Ve bu yıllar içerisinde istihdamı daha da artırmak için yeni projeler olacak. Tarım dedik ya, sera projeleri. Tarım Bakanlığı bir genelge yayınladı ve 12 şehri tarım kenti ilan etti. Doğuda sadece Erzincan var. Bu ova çok verimli bir ova. İnşallah tarım kenti olacak, seralar yapılacak, gençlerimiz orada daha verimli işler yapacak. Ve Erzincan'da istihdam bugünkünden daha iyi olacak. Tüm gençler iş bulacak. Bunun için mücadele edeceğiz. Ben inşallah komşu şehirlerde yaşasam bu kadar sadece Erzincan kelimesini hafif kıskanırdım yani. Evet, yani kimse kıskanmasın. Erzincan gelişecek zaten. Evet. Çardaklı Barajı, Çarkanek Barajı, Otluk Beli Göleti, diğer bu saydığım projelerin tamamlanması, 24 çarpı 2 48 projemiz var. Bunları da bitirmek istiyoruz. Bir de buradan söylemek istiyorum. Ne yapılması isteniyorsa Erzincan'dan her şeye açız. Her türlü projeyi takip etmek istiyoruz. Her türlü fikre de açız. Her türlü yani. Fikre de projeye de açız elbette. Pekala. Siz 2'de 2 çıkartmak istiyorsunuz. 2'de 2 evet. Oldu ki birebir çıkarttınız. Bir siz çıktınız. Hı. Bir Sayın Sarıgül çıktı. 2'de 2 çıkarsa Erzincan ne kazanır? Birebir çıkarsa Erzincan ne kaybeder? Şimdi 2'de 2 çıkarsa... Bir kere güçlü bir liderimiz zaten var inşallah, o kazanacak. Orada bir sıkıntımız yok. Güçlü bir lidere güçlü bir meclis lazım. Gerçekten bu sistem, yani cumhurbaşkanlığı sistemi, güçlü cumhurbaşkanı, güçlü meclis istiyor. Meclisimiz güçlü olur. Sizin bana Erzincan'ın özgül ağırlığı fazladır. İki gitmesi demek meclisin güçlü olması. 18 yani. Olarak mı yansır oraya? 18 olarak. 8 değil 18 olarak yansır. 2. Bu projeleri takip etmek için gerçekte biz şununla başardık. İki milletvekiliydik bugüne kadar ve ikimiz birden gidiyorduk. İşte bakanlardan kolay randevu alıyoruz. Oradaki yöneticilerden, bakan yardımcılar, herkesten çok rahat randevu alıyoruz. Çünkü destekçimiz de güçlü. Başbakanımız her türlü konuda bize destek verince biz gidip derdimizi anlatamadığımız makam yok. Gerektiğinde 5 dakikayla bir gün içerisinde Cumhurbaşkanımıza da çıkabiliyoruz. Dolayısıyla projelerin yürümesi için daha rahat hareket edeceğiz. Yani biz Ankara'da da işimizi daha iyi takip edeceğiz, Erzincan'da da. Üçüncü yararı da elbette ki iktidar milletvekillerinin iki tane olmasının vatandaş açısından avantajı şu. İkimiz birden vatandaşın isteklerine çalışacağız. Bir muhalefet milletvekili isteklerle ilgili istenildiği kadar başarılı olmayabilir. Muhalefet milletvekilinin Ankara'da vatandaşlar açısından sadece eleştirel konularda olur. Yoksa gelişmesinde, ülkenin kalkınmasında çok fazla yararı olmaz diyorum. Dördüncüsü de daha rahat geziyoruz. Yani biz Erzincan'dan tulum çıkardık. Erzincan bizimle, biz Erzincan'la birlikteyiz. Biz Erzincanlıyız diye daha rahat geziyoruz. Evet, peki. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, hoş geldiniz. Erzincan'da sizi ağırlamaktan mutlu oluyoruz. Çok güzel bir güne de denk geldik. Evet. Hazır böyle güneşliyken biraz da dolaşma fırsatı buldum. Bu kadar görememiştim Erzincan'ı ama evet. Çok düzenli bir şehir evet, olarak gördüm. Üniversite özellikle çok beğendim. Bakalım 14 Mayıs'a çok bir şey kalmadı. İnşallah. 14 Mayıs'tan sonra inşallah güzel bir neticeyle artık demokrasi mücadelesi olacak. Vatandaşın teveccühü sandığa yansıyacak. Ama ben bu söylediklerinizden sonra atıyorum bir 4 yıl sonra 2026'da Allah nasip ederse 2027'de bunu nasıl tekrar dinleyin. Nasıl bir tablo ortaya çıkacak onu da merak ediyorum. Tamam. Erzincan aslında her yerde zaman zaman bahsediyorum. Gerçek bu. Erzincan dostluğun, kardeşliğin ve hoşgörünün şehri. Eyvallah. Herkes barışık. Ben bu seçiminde barış içerisinde geçeceğine inanıyorum. Diğer bütün adayların da buna önem verdiğini görüyorum ve herkese başarılar diliyorum ama biz gidelim Ankara'ya. Centilmence oldu. Teşekkür ederim. Sevgili abi.